Değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen yılın son günlerinde Çin'de ortaya çıktığı tespit edilen ve bugün artık bütün dünyamızı etkisi altına almış bulunan bir virüs sebebiyle tespit edilebildiği kadarıyla geçtiğimiz 7 ay içerisinde her kıtadan, her ırktan, her dilden, her dinden, her renkten 10 milyonu aşkın kişi enfekte oldu ve 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu salgın insanlar arasında fark gözetmediğine göre derdimiz de bir, acımız da bir. O halde yaraları birlikte sarmak, çözümü de birlikte bulmak mecburiyetindeyiz. Bu vesileyle sizlerin nezdinde bu salgından etkilenen bütün halklara başsağlığı ve hastalara acil şifalar diliyorum. Virüsle mücadele için en ön safta görevlerini fedakarca yapan bütün sağlık çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum. Ümit ederim ki aşı ve ilaç çalışmaları en kısa zamanda başarılı sonuçlara ulaşır. Yüce Allah'tan bütün insanlığı bu musibetten bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum. Böyle bir noktada uluslararası sistemin tartışılmasına vesile olacak bir zemini oluşturan Stratejik Düşünce Enstitüsü'ne Başkan Sayın Kafkasyalı'nın şahsında ve katkı veren Azerbaycan Büyükelçimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, her ne kadar bugüne kadar böyle bir salgını bizzat yaşamamış olsak da insanlık tarihi bizlere önemli tecrübeler aktarıyor. Daha evvel yüzlerce yıl sürmüş olan veba salgınlarının tarihi nasıl yoğurduğunu biliyoruz. Bu sayede süreçleri nasıl yönetebileceğimiz konusunda fikir sahibi olabiliyoruz. Hali hazırda salgının tepe noktasına ulaşıp ulaşmadığını veya ne zaman son bulacağını şimdiden kesin olarak söylemek mümkün değil. Ancak şurası açıktır ki koronavirüs salgını bundan böyle hayatın her alanında az veya çok etkilerini göstermeye devam edecektir. Salgının psikolojik, sosyolojik, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve diğer birçok alanda etkilerini önümüzdeki dönemde de yaşamaya devam edeceğiz. Daha önce benzerini yaşamadığımız bir zaman dilimindeyiz. Lakin mevcut durumu kontrolden tamamen çıkmış bir kriz, tarihi kökten değiştirecek bir dönüm noktası olarak görenlerden değilim. Suyun akışı ancak siz dümen tutmayı bilmezseniz sizi kendi istediği yere götürür. Aksini savunmak, bütün bir insanlığın tarihi birikimini hiçe saymak, bugün yaşadığımız dünyayı köksüz ve tesadüfi bir terakki ile itham etmek demektir. Ancak gelişmenin, dönüşmenin ve olgunlaşmanın da kaçınılmaz olduğunun bilincinde olmalıyız. Biz karşı karşıya olduğumuz vaka ve bu vakanın etkilerini aklı selim ve sabırla yönetme kabiliyeti ve iradesine sahibiz. Salgın sonrası radikal değişiklikler beklemesem de pek tabii uluslararası ilişkiler ortaya çıkan etkilerden tamamen variste kalamayacaktır. Korona salgınının uluslararası ilişkilerde nasıl bir etkisi olacağına dair tartışmalar her mecrada devam ediyor. Bu tartışmalarda terazinin bir kefesinde korumacı ve güçlü ulus devlet koyulurken diğer kefeye güçlü küreselleşme ve daha etkili uluslararası ve uluslarüstü örgütler anlayışı yerleştiriliyor. Bazıları birinin, bazıları da diğerinin ağır bastığını savunuyorlar. Bir tarafta salgının başlangıcından itibaren esas görevlerinden biri bu tür salgın süreçlerini yönetmek olan Dünya Sağlık Örgütü'ne yöneltilen eleştiriler var. Avrupa Birliği üyeleri arasında yaşanan çekişmeler ve varoluş gayesine aykırı olarak tekrar yükselen sınırlar var. Dünyanın en gelişmiş ve zengin addedilen ülkeleri arasında yaşanan tırnak içinde maske savaşları var. Medeni dediğimiz bir ülkenin bir diğerinin tıbbi malzemelerine korsanvari bir şekilde el koyduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Kendi vatandaşlarına tedavi imkanı sunamayan, yıllardır topladığı sosyal kesintilerin karşılığını veremeyen ve hatta maalesef vatandaşlarının yaşamlarını tercih konusu yapmak zorunda kalan devletlerden bahsediyoruz. Bunları bir devlet adamının başka bir devleti eleştirisi olarak değil, insan olarak duyduğum derin üzüntüyü
paylaşmak için dile getiriyorum. Şimdi bütün bunlar dikkate alındığında, uluslararası ve uluslarüstü örgütlerin yarattığı hayal kırıklıklarını görmemek, vatandaşların vatandaşı oldukları devletin güçlü bir ulus devlet olmasını beklemesini ve talep etmesini anlayışla karşılamamak mümkün değildir. Doğal olarak siyasiler de bu seslere kulak tıkayamayacaklardır. Malumunuz güçlü ulus devlet, yükselen duvarlar, korumacılık gibi kavramlar, salgın öncesinde de rağbet gören, yükselişte olan kavramlardı. Şimdi daha da güçlü bir şekilde dile getirilmektedir. Diğer tarafta ise hiçbir ülkenin her ihtiyacını kendi başına karşılayamadığı ve başka ülkelerin yardımına ihtiyaç duyduğu gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Bir tedavi ya da aşı üretildiğinde tüm insanlığın bunlara erişimini koordine edecek, başka bir salgın çıktığında bilgi akışını yönetecek uluslararası bir örgütün aslında ne kadar elzem olduğunu da müşahede etmiş olduk. Aşırı korumacı ve güçlü ulus devlet anlayışının uluslararası sistemde yol açabileceği arızaları tahmin edebiliyoruz. Giderek derinleşen ve yayılan bölgesel ve küresel sorunlara ancak güçlü bir çok taraflılık ve işbirliğiyle mukabele edilebileceğini göz ardı etmemeliyiz. Savaşla ve kanla yazılan uluslararası ilişkiler tarihinin tecrübesi üzerinde şekillenen mevcut örgütlerden bir çırpıda vazgeçilmemesi ve hatta bunların güçlendirilmesi gerektiğinin hepimiz farkındayız. Uluslararası ve uluslarüstü örgütler sayesinde hayata geçirilen anlaşmaların ve belirlenen norm ve ilkelerin, standartların, uluslararası barışa katkıları elbette istenen boyutta değildir. Lakin ıslah edilmeleri şartıyla bu örgütlere ihtiyacımız olduğu da açıktır. İnsanların zor dönemlerde farklı tepkiler gösterdiğine hepimiz şahit olmuşuzdur. Varlığını devam ettirmek, yaşananları en az yarayla atlatmak, tehditleri bertaraf etmek için kendi kabuğuna çekilen ve kendi kendine yetmeye çalışan kişileri görmüşüzdür. Yine mücadelenin meşakkatinden ve kendi sorumluluklarından kaçarak başkalarının iradesine ve insafına sığınanları da biliriz. Toplumlar da zaman zaman insanlara benzeyen tepkiler vermektedir. Fakat bizler olaylara serin kanlı, itidalli, ihtiyatlı ve sabırlı bir şekilde yaklaşmakla mükellefiz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, biz kendimizi suyun akışına bırakamayız. Bu süreci aklı selim ile yönetmek mecburiyetindeyiz. Bu noktada altını çizmek isterim ki, güçlü ulus devlet ile güçlü küreselleşme ve daha etkili uluslararası ve uluslarüstü örgütler bazılarının zannettiğinin aksine birbirinin ikamesi değil, bilakis mütemmim cüzleridir. Birini diğerine tercih etmemiz gerekmiyor. Birini savunurken diğerini bir kenara bırakamayız. Yaşananlardan derslerimizi çıkarmak, her iki alanda da eksiklerimizi gidermek ve çok daha güçlü bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmek mecburiyetindeyiz. Biz Türkiye olarak her zaman bu anlayış içerisinde hareket ettik. Bir yandan milletinin hadimi, kendisine sığınanların hamisi, güçlü bir devlet inşası için çalışırken, diğer taraftan başka devletlerle ikili ilişkilerimizi geliştirmek, uluslararası örgütleri güçlendirmek için de gayret gösterdik. Ellerimizdeki terazinin dengesini kurmanın yollarını aradık. Daha önce de birçok konuşmamda uluslararası zeminlerin ve örgütlerin yeniden gözden geçirilmesinin zaruretine, uluslararası örgütlerin bir kısmının, özellikle de Birleşmiş Milletler'in kuruluş amaçlarında öngörülen misyonu yerine getirmekten çok uzakta olduğuna dikkat çekmiştim. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu durumu "Dünya beşten büyüktür" itirazıyla ifade etmiş ve bu itiraz haklı bir yankı da uyandırmıştır. Şimdi karşı karşıya olduğumuz durum, uluslararası siyasetin ve küresel meselelerin ele alınmasında mevcut örgütlerin dinamik ve hakiki kurumlara dönüştürülmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmış, kaygılarımızın ve çağrılarımızın haklılığını bir kez daha teyit etmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısında bir reforma ihtiyaç olduğu aşikardır. Bu vesileyle eski Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır'ın
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek, kendisini destekleyen bütün ülkelere huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli ve çok tecrübeli bir devlet adamı olan Sayın Bozkır'ın bahsettiğim reform taleplerinin yükseldiği bir dönemde başkanlığa seçilmiş olmasının büyük bir anlam taşıdığına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde uluslararası örgütler sayesinde elde ettiğimiz kazanımlara sırtımızı dönmeden, herkesin adalet, barış, huzur ve refah içinde yaşayabilmesi gayesiyle ve en önemlisi merkeze insanı alacak şekilde uluslararası sistemi tekrar ele alıp değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Uluslararası örgütleri temsilde çoğulculuk ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde tanzim ederek dinamik ve hakiki kurumlara dönüştürmeliyiz. Dünyayı her birimiz için yaşanır kılabilmek ancak bütün insanlar için yaşanabilir bir dünya kurmaktan geçiyor. Salgın süreci adeta bu hakiki ihtiyacı bir kez daha ve güçlü bir biçimde herkese hissettirmiştir. Sarahaten gördük ki dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanın hastalığı, her birimizin ülkesindeki başka bir insanın aynı hastalığa yakalanması anlamına gelmektedir. Aynı şekilde eğer başka bir ülkede barış yoksa, asgari insani şartlarda hayat sürmek mümkün değilse, hiçbirimiz evimizde huzurlu olamayız. Dünyada gerçekten ne olup bittiğini samimiyetle ve empatiyle anlamaya çalışmazsak, başka devletlere, halklara, bütün dünya insanlarına çıkar elde etme amacı dışında, bizim gibi Adem ve Havva'nın eşit çocukları olarak bakamazsak, kurduğumuz retoriklerle kendi kendimizi avutur, aldatır dururuz. Değerli misafirler, biraz önce de ifade ettiğim gibi Türkiye hem güçlü bir ülkedir hem de uluslararası sistemin etkili bir paydaşıdır. Türkiye bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer alıyor. Hastane koridorlarında çaresizce çırpınan insan görüntüleri, üst üste yığılan cenaze fotoğrafları, iş yükünün altında yıkılıp kalan sağlık personeli manzaralarıyla hamdolsun karşılaşmadık. Hiçbir insanımız tedavi lüzumu hasıl olduğunda acaba param yeter mi diye düşünmek zorunda kalmadı. Her bir vatandaşımız en yüksek kalitede sağlık hizmetinden en hızlı, en kapsamlı ve ücretsiz şekilde faydalanma imkanı buldu. Güçlü sağlık altyapısının yanında vatandaşlarımıza sunulan kapsamlı ekonomik ve sosyal destek paketleriyle zor bir sınavı başarıyla verdik. Bu başarı da Türkiye'nin altyapı ve temel hizmetler alanında son yıllarda kat ettiği mesafenin değeri çok büyüktür. Dünyanın birçok ülkesinde sistem zayıfı değil güçlüyü, yoksulu değil zengini, çoğunluğu değil bir avuç azınlığı koruma üzere kurgulanmış durumda. Toplumun çeperinde yer alan, ekonomik bakımdan yeterli güce sahip olmayan insanlar bu tarz kriz durumlarında kaderlerine terk ediliyorlar. Ancak bu kabul edilemez. İnsanın değeri cüzdanının kalınlığıyla ve banka hesabındaki miktarlarla ölçülemez. Bu nedenle Türkiye olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle vatandaşlarımıza ve bize sığınanlara karşı güçlü ülke olmanın gereklerini yerine getirirken, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturuyla ayrım yapmaksızın bütün insanlığa omuz vermeye çalıştık. Bu zorlu süreçte pek çok ülkeye dostluk elimizi uzattık. Yakın coğrafyamızdan okyanus ötesine kadar 125 ülkeyle kaynaklarımızı paylaştık. Tarihimizin en büyük tahliye operasyonlarından birine imza atarak yaklaşık 131 ülkeden 80 bini aşkın vatandaşımızın ülkemize geri dönüşünü sağladık. Sadece kendi vatandaşlarımızın değil, 90 ülkeden 36 bini aşkın başka ülke vatandaşının da güvenli bir şekilde tahliye olmalarına, ailelerine kavuşmalarına destek verdik. Henüz dünyanın en zengin ülkesi olmayabiliriz. Ancak dünyanın en cömert ülkesi olmakla gurur duyuyoruz. Bizim devlet geleneğimizde insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibi temel esaslardandır. Küresel dünyada ve son salgın tecrübesinden sonra bu sözü insanı yaşat ki devlet ve dünya yaşasın olarak genişlettiğimizi belirtmek isterim. Bu süreçte Türkiye olarak uluslararası örgütlerle de işbirliğini sürdürdük. Hatta uluslararası örgütlerin kapasitelerinin insani gayretler için nasıl kullanılabileceğinin örneklerini gösterdik. NATO çerçevesinde askeri uçuşların
tek sefer numarası kullanarak operasyonlarında vakit kaybetmemesi imkanından faydalanarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığa tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası gönderdik. Burada altını çizeceğim husus, bu operasyonla tek sefer numarası uygulaması ilk kez kullanılmış oldu. Kısacası sadece işbirliği yapmıyor, uluslararası örgütleri daha aktif hale getirecek girişimlerde de bulunmaktan asla geri durmuyoruz. Zira güçlü uluslararası örgütlere bütün dünyanın ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. İşte tüm bunları yaparken, ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var diyerek insanlığa da umut aşılamış olduk. Değerli misafirler, katılımcılar, hülasa salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor. Bu bağlamda insanla tabiat, insanla toplum ve insanla devlet arasındaki ilişkileri ve nihayetinde bu temelde oluşturulacak devletler arası ilişkileri sağlıklı bir şekilde yeniden kurgulayacak bir söylem inşa etmek zorundayız. İnsanı merkeze almadığımız hiçbir yaklaşım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir. Bu salgın tecrübesinin ardından dünyanın ne yöne evrileceği hususu uzun uzun tartışılacaktır. Fakat Türkiye yeni dünyada da söz ve iddia sahibi olacaktır. Bu denli emin olmamızın iki esaslı sebebi vardır. Evvela dünya artık bu çarpık ve adaletsiz düzenle daha fazla idare edilemez. İkinci olarak da Türkiye büyük ve diri bir hamle olarak insanlığın ufkunda parlamaktadır. Türkiye birçok ülkenin aciz içine düştüğü bu son dönemde hastalıkla mücadelede gösterdiği üstün performansı, devlet ve milletiyle el ele sergilediği güçlü duruşu ve bütün dünyaya karşı gösterdiği kucaklayıcı empati tavrıyla bu iddiasını ispatlamıştır. Türkiye, bütün diplomasi masalarında her sorunda ve krizde çözüme katkısı aranan bir aktör olarak bulunmaya devam edecektir. Hepinizi en samimi duygularımla, saygıyla selamlıyorum.